İyi akşamlar. Yeni Ses TV Haber Saati'ne hoş geldiniz. Dünyadan ve Türkiye'den haberlerle karşınızdayız. Ben Bülent Karaerç. Bugün 23 Kasım 2019. Haber Saati başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizi sinsi oyunlardan kurtardık dedi. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenler her yolu denemelerine rağmen başarılı olamadılar. Sokaklarımızda kaos çıkarmayı denediler. İzin vermedik. Terör örgütlerini kullanarak şehirlerimizi kana ve ateşe boğmaya kalktılar. Balyoz olup tepelerine bindik. Devlet içinde örgütlenmiş yapılarını kullanarak envai çeşit darbe girişimlerinde bulundular. Milletimizle birlikte hepsini de boşa çıkardık. Terör örgütleriyle ülkemizi güneyden kuşatmaya çalıştılar. Bu projeyi de paramparça ettik. Ekonomimizi çökertmek için kur, faiz, enflasyon üçgeninde bir oyun kurdular. Aldığımız tedbirlerle bunun da üstesinden geldik. Uluslararası alanda Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için bin bir yalanı, iftirayı, çarpıtmayı devreye soktular. Her platformda hakikatleri anlatarak bunun da önünü kestik. Netice olarak 7 düvele karşı verdiğimiz mücadeleyle ülkemizi içine düşürülmek istendiği sinsi oyundan kurtarmayı başardık. Genelkurmay eski başkanı emekli Orgeneral Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı. Merhum emekli Orgeneral tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 25. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt için 1. Ordu Komutanlığı Kargahı'nda askeri tören düzenlendi. Evlerinde bulunduktan sonra 2000 yılında Orgeneralliğe terfi. Lübnan'da on binlerce kişi bağımsızlık gününde yolsuzluğa karşı yürüyüş yaptı. Öğretmenleri evinde misafir etmek için listeye oluşturuldu. 6-11-2019 çarşamba. Biz aramızda liste hazırlamışız. O listeye göre evimize hocalarımızı davet ediyoruz. Bunun nedeni karşılıklı sorumluluk olmasın için bunu düzenlenmiş okulun duvarına asılıdır. Biz hocalarımızı çok seviyoruz. Hemen hemen her gün 4 köyümüz var. Bu 4 köyle birlikte 200 hane var. 200 hane içerisinde hepsini demeyelim. En çokusu hocalarımızı davet ediyor eve. Yemek veriyoruz, muhabbet ediyoruz. Şimdi öğretmenlerimiz bizi medyadan tanıyor. Fakat lütfen Şemdinli'mizi veya da bölgemizi tanımak isteyen gelsin. Gerçek bir Osmanlı kültürünü, gerçek bir Anadolu insanını burada görsün. Bu insanların misafirperverliğini, mertliğini, dürüstlüğünü ve doğallığını beraberinde yaşasın. İnanın burada öğretmenlerin birçoğu yıllarca evlerde, işte köyün muhtarı, köyün ileri geleni ve yeri olan herkes öğretmenini evinde barındırırdı. Gaye burada neydi? İşte çocuğun eğitimi görülsün. Çünkü bugün eğer bölgede terör varsa, eğer bugün bölgede sıkıntıları varsa bunun ana sebebi eğitimsizliktir. İşte bunun adına ve bunun önüne geçebilmek için öğretmenlerimiz bizim için çok önemli, bizim baş tacımız. Gerek velilerimiz bizleri ziyaret ediyor, çaya geliyorlar. Biz velilerimizi ziyaret ediyoruz. Eğitim kalitesini daha da
yüksek seviyelere çıkarmak için ellerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Köy muhtarımız, öğretmenlerimizle, bizlerle çok yakından ilgileniyor. Yani kısacası şöyle açıklayayım, öğretmen ve veli olarak artık biz burada misafir değil, bir ev sahibi olduk. Ellerimizle sürekli iç içeyiz. Tabii ki biz Şemdinli'ye atandığımızı duyunca öncelikle bütün öğretmenler gibi ön yargılı olarak geliyoruz. Ancak buraya geldiğimizde öğrencilerimizin velileri bizi gerçekten çok sıcak karşıladılar. Bir aile sıcaklığıyla bizi kucakladılar diyebiliriz. Şu an bir velimizin evindeyiz. Bizi davet ettiler. Çok güzel ağırlıyorlar. Çok teşekkür ederiz onlara da. Yarı halkımız çok misafirperver olduğu için her gün ayrı bir aile bizi evine davet ediyor. Bir karışıklık çıkmaması için yaklaşık 200 hane olduğu için bir karışıklık çıkmasın diye bize bir liste hazırladılar. Ve her gün farklı bir velimizin evine ziyaret ediyoruz. Yarın görüşmek ümidiyle iyi akşamlar Türkiye.